Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Nevşehir Ortahisar'dan sesleniyoruz size. Her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden birine. Cemal Ranç'a konuk olduk. Yanımızda firma sahiplerimiz Namık Bey ve Cemal Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörleriyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Cemal Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Cemal Bey, vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik sizlerden bilgiler edinmeden önce sevgili izleyicilerimize sizleri tanıtmak isteriz. Cemal Bey kimdir ve kaç yılından beri bu sektörün içerisinde yer almaktadır? Biz doğma büyüme Ortahisarlıyım. Geçen yıl bu at çiftliğini açtım. Bizdeki at sevgisi dededen gelen bir merakımız var. Dedemin evinde her zaman 4 tane 5 tane atları vardı. At yetiştirildi vahşi atlardan. Bu tabii ki doğal olarak babaya geldi. Babadan bana geldi. Burada at çiftliğinde binicilik eğitimleri. İçeride güzel bir salonumuz var. Orada köy kahvaltısı. Aile işletmesi olarak annem mutfakta köy kahvaltılarını hazırlıyor. Babam atlara olan sevgisiyle atları yetiştiriyor. Atlarla ilgileniyor. Vadi kenarındayız. Hani insanların burada mutlu olmasını, daha fazla enerji alması için ailece elimizden geldiği kadar bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. At yetiştiriciliği yapıyoruz. Aynı zamanda yarış atları da yetiştiriyoruz burada. Ya, yarışlara da katılıyoruz. Evet. Bu dağda doğan yılgı atları dediğimiz atlardan eski Anadolu atı olarak üç ayak rahvan atlarından yetiştiriyoruz. 45 kilometre sürat yapıyor. Dört nala kalkmadan üç ayak şeklinde rahatlıkla yürüyor. Hani buna eski tabirle şey diyoruz. Üstünde kahve içilerek gidilebilen rahat atlardan. Aslında sizin Cemal Ranç olarak en büyük farkınız burada hem kahvaltı hem at eğitimi veriliyor. Aynı zamanda burada binmek isteyenlere turlar düzenleniyor. Bir de bir artınız, domates festivaliniz var. Evet, hiç biniş tecrübesi olmayan kişilere at binişleri, eğitimleri, hareketlerini öğretiyoruz. Tabii bu esnada bu kişinin kendine güvenini kazanabilmesi için 15-20 dakikalık kontrollü vadi turlarını alıyoruz. Bir saatlik vadide turlar yapıyoruz daha iyi binenler için. İki saatlik, yarım günlük at turları yapıyoruz. Burada bahçemiz var. Domates, sebze, bu tür şeyleri kendimiz yetiştiriyoruz. Gelen misafirlere burada misafirlerle birlikte toplayıp sabah kahvaltısında ikram ediyoruz. Bu domates sosumuz var. Annem bunu bahçe domatesinden odun ateşinde kaynatarak günlerce çaba gösteriyorlar. Çok güzel bir domates sosu oluyor. Bunun festivalini işte insanların satın alabiliyor geldiği zaman burada. Hani bu şekilde faaliyetler aslında gösteriyoruz. Aslında buradaki her şey doğal. Bütün doğayla bir arada. Her şeyi doğal bir şekilde yapıyoruz burada. Bir de bulmuş olduğumuz konudan bahsedelim. Eğitim alanımız da mevcut çünkü burada. Kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz şu an Cemal Ranç olarak? Şu an arazimizin tamamı 50 dönüm arazi üzerine kurulmuş. Restorantımız, mutfağımız, atların kapalı olduğu bölümümüz, eğitim alanımız, organik bahçemiz ve atlar akşam işi bittiği zaman otlanacak yeşil alanımız. Atlar çok huzurlu, sevgi dolu. Hani burada rahatlıkla gezebiliyorlar. Babadan atlar sevgiyi görüyor. Peki size ulaşmak işte isteyen sevgili müşterileriniz sizlere nasıl ulaşabilirler? Ortahisar'da otellerden, turizm acentalarından müşteri gönderiyorlar. Tabii ki internette Cemal Ranç olarak yorumlarım, faaliyetlerim yer alıyor. Hani buralardan direkt ulaşabiliyorlar. Sizlere de ulaşıp hizmetlerinizden faydalanabiliyorlar. Biraz da sektör sıkıntılarımızdan bahsedelim. Her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzün de sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüzün sıkıntıları nelerdir? Ya kahvaltıda iddialıyım. Onda hiçbir problemim yok. Hani at bincilikte tecrübesi olmayan kişiler direkt bir saat, iki saat at turuna çıkmak istiyor. Ama bu benim için büyük bir sorumluluk, risk. Hani daha önceden at biniş tecrübelerini görmem lazım, denemem lazım. Biniş sahibi olmayan kişileri bindirmiyorum. Burada eğitimini veriyorum, bir hafta 10 gün o güveni gördükten sonra tura çıkarıyorum. Tabii ki bunu ısrar edenler oluyor. Önemli olan bizim için para değil, insanların daha güvenli, daha huzurlu ata binmesi. Biraz aslında eski kültürümüz olan at kültürüne yansımaya çalışıyoruz biz aslında. Binicilik çünkü bizim kültürümüzden gelen bir şey. Peki geleceğe yönelik plan ve projelerimiz nelerdir?
Geleceğe yönelik yeşil alan bahçe düşünüyoruz. Biraz daha çocukların huzurlu, hamahlar, buna benzer burada hafta sonları vakit geçireceği şeyler. Hı hı. İşte organik bahçede biraz daha farklı meyveler, sebzeler. Hı hı. Burada kitap okumak için eski 100 yıl önce yapılan bir güvercinliğimiz var. Hı hı. Orayı kitap okuma odası yapmayı düşünüyorum. İnsanlar geldiği zaman kitabını okusun, orada dinlensin. Hı hı, farklı farklı etkinliklerle düzenlemeye devam edeceğiz. Ama doğallığı bozmadan güzel bir ortam düşünüyorum. Cemal Bey, bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörün en başarılı isimlerinden biri oldunuz. Cemal Ranço olarak çok kısa bir dönemde. Peki bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi, evet, sektörde faaliyet gösteren birçok firma ve kuruluş bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir diye soralım. Burada ailemin olması, ailemin o gelen müşteriye güler yüzü, enerjiyi vermesi, hı hı, yerimin, mekanımın vadi içerisinde çok büyük bir enerjiye sahip olması, işte kahvaltıdaki vermiş olduğum hizmet, yüzümden aldıkları direkt olay diyebilirim yani. Aslında güler yüzlü hizmet, kaliteli hizmet, tabii ki içtenlik, canlılık ve doğal güzellik. Evet. Bunlar da sizin tercih sebepleriniz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da Pamuk Bey'e dönmek istiyorum izninizle. Pamuk Bey, biraz da sizleri tanıyalım. İsmim Namık Köksal. Orta Hisarlıyım. Hayvanlara küçükten böyle olan bir sevgim vardır. Bütün hayvanlara, bütün hayvana. Yani her hayvana sevgim çok büyüktür. Ve severim hayvanları. Ve hayvanları sevdiğim için de, daha önce de hayvancılık yaptığım için, besicilik yaptığım için, hayvanlardan anladığım için, hayvanların psikolojisini bildiğim için ve oğlum da Cemal Köksal da böyle bir şey yaptığı için, böyle bir çiftlik kurduğu için ben huzurluyum. Ve huzurum da şundan ileri geliyor. Çünkü atlara ben aşığım. Namık Bey, biraz da buradaki atların eğitimlerinden bahsedelim. Eğitimleri nasıl veriyoruz? Eğitimleri nasıl veriyoruz? Şimdi atların psikolojisini anladığım için, mesela diyelim ki binici geldi buraya. Diyelim ki bu binici ata daha önce hiç binmemiş. Hı hı. Şimdi benim atlarım ona göre ayarladığım, hani onlara göre binmesine göre o şekilde binilecek atlarım ayrıdır. Ve o hiç bilmemiş insanları o atlara bindiriyor. Çünkü hayvanlar onu nasıl götüreceğini bilir. Ama binici daha önce ata binmiş, daha önce atı biliyor. Ata daha önce binicilik yapmış mesela. Ona da o binilmiş o atları verdim. Daha tecrübeli atları verdim. Çünkü o atın biniş şekli, yürüyüş şekli ayrıdır. Öbür atın biniş şekli, yürüyüş şekli ayrıdır. Peki burada atları kişilere göre ayarlıyoruz. Tabii. Biz ayarlamaları nasıl yapıyoruz? Mesela geliyor buraya, müşteri diyor ki, mesela ben diyor ata hiç binmedim. Şimdi kilolu insanlar geliyor mesela. Diyelim ki ona göre boylu atlarımız vardır. Beygirlerimiz vardır, böyle daha önce Arap atlar dediğimiz atlar. Ona göre ona bindiriyoruz mesela kilolu insanları. Biraz böyle mesela kilosu normal insanları ona göre ayarlıyoruz. Ona göre kilolarını ayarlayacağımız atlarımız tabii ki vardır. Hani boy ve kilo orantılı aslında burada ayarlanıyor. Tabii. Peki müşteriler olarak ata binmek istediğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerekir bu sektörün içerisinde? Siz müşteriler olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği şudur. Atın önce biz terbiye ederiz, gem deriz. Ve bu bizim tabirimizde gem diye geçer ama bu terbiyedir. Aynı bu bir arabanın direksiyonu gibidir bu. Mesela arabanın direksiyonunu bıraktığın zaman ne yapar? Her yere gider. At da bıraktığın zaman her yere gider. Bu terbiyeyi devamlı bir şekilde böyle tutmamız lazım. Mesela atın gidiş yönüne göre çevirmemiz lazım. Mesela at sol tarafa gidiyor. Atı sağ tarafa çekmemiz için ne yapacağız? Sağ tarafa terbiyesini çekeceğiz, sol tarafa biraz serbest bırakacağız. Bu yüzden de çok iyi eğitimleri almak lazım. Eğitimleri almadan. Sol tarafa gideceği zaman mesela atı sola çekeceğiz, sağ serbest bırakacağız. Mesela atı durduracağız. İkisini birden çekip sst sst dedi mi duracak at. Şimdi atların bakımına gelince, seyislerimize gelince, onu da şöyle söyleyeyim. Atları hep sevmesi gerekir. Hep sevmeleri gerekiyor. Atların timarını yapması gerekiyor, atları sevmeleri gerekiyor, atların yemleriyle, atların ne bileyim psikolojisiyle bilmesi lazım. Nasıl bilmesi lazım? Mesela diyelim hayvan durgun duruyordur, hayvanda bir ağrı vardır veya bir tarafı ağrıyordur. Onu bilmesi lazım. Aslında onu bilmezse gibi ilgileneceksiniz, çocuk gibi sürekli ilgilenmek. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü atın bugün
Ayağında bir sorun olabilir, karnında hayvanın rahatsızlık olabilir, hayvanın gözünde rahatsızlık olabilir, bir tarafı yaralanmış olabilir. Bunları sesin bilmesi gerekir ve bunları görmesi gerekir. Ve bunları bana söylemesi gerekir. Çünkü ben ona göre tedavi yapmam gerekir. Sürekli böyle bebek gibi ilgilenmek gerekiyor aslında. Evet, atlar, evet, evet, muhtaç, evet, geçir, evet, ama evet, gerçekten evet, çok akıllı. Evet, anlamda. Evet, sevmek gerekiyor. Peki sevmek. Buradan sizler son olarak sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Müşterilerimize teşekkür ediyorum. Hepsine bekliyorum. Bütün Türkiye'yi bekliyorum. Bütün Türkiye gelsin. Bütün Türkiye görsün. Bütün Türkiye atlarıma binsin istiyorum. Kapılarımız açık diye. Kapılarımız her zaman açık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür size. Ediyorum. Çok teşekkürler Cemal Bey. Rica ederim. Teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Nevşehir'den, Ortahisar'dan, Cemal Ranç'tan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarımızdan.